Evet, kemosentetik olan bakteriler arkadaşlar, bunlar organik besin üretimi sırasında ışık enerjisi kullanmıyorlar. Işık enerjisi yerine kimyasal bir enerji kullanıyorlar arkadaşlar. Kimyasal enerji kullanan ototrof olan canlılardır. Yani bunlar oksitleme ile açığa çıkan kimyasal enerjiden faydalanıyorlar. Işık olmadığına göre klorofilde bunlar da bulunmaz arkadaşlar. Bunlar hangi maddeyi oksitliyorsa ona göre bakın isimler alan bazı bakterilerdir. Mesela kükürtlü, demirli, özellikle de arkadaşlar azotlu bileşikleri oksitleyerek bunlar arkadaşlar kendilerine enerji elde edebiliyorlar. Mesela bakın buradan nitrit bakterisi amonyağı oksitlemiş. NO2, su ve 158 tane bakın kalori açığa çıkarmış. İşte bu kaloriyle arkadaşlar kimyasal enerji olarak karbondioksit ve suyu birleştirip kendisine bir organik besin sentezlemiş. Bu esnada açığa çıkardığı şu oksijeni ise arkadaşlar atmosfere vermiyor. Fotosentez sonucunda canlıların oluşturdukları oksijeni atmosfere verdiklerini fakat kemosentez ile bakın oluşan oksijenin atmosfere verilmeyip tekrar yeni bir oksitlenme olayında kendisinin canlının kullandığını söyleyebiliriz. Bakın bu nitrit bakterisi arkadaşlar NO2 ile oksitleyerek NO3'e dönüştüren yani H2O3'e dönüştüren nitrat bakterileridir. Bunlar da yine bakın kendisine bir kimyasal enerji üreterek arkadaşlar karbondioksit ve suyu yine bu enerjiyle birleştirip kendilerine besin sentezini sağlamışlardır. Yine açığa çıkan oksijeni atmosfere vermeyip kendisi yeni bir oksitlenme olayında ne yapar bu canlılar? Kullanmış olur. Bakınız hidrojen sülfürü de bakın oksitleyen sülfür bakterilerimiz var. Bunlar da yine kendisine X kadar bir kalori oluşturarak arkadaşlar yine ne yapabilir? Kendisine organik besini bu şekilde sentezleyebilir arkadaşlar. Demek ki kemosentetik olan bakterilerimiz ne yapıyorlarmış? Oksitleme yoluyla açığa çıkan kimyasal enerjiyi ışık enerjisi yerine besin sentezinde kullanıyorlar diyoruz. Evet, ışık enerjisi kullanmadıklarından arkadaşlar bunlar kesinlikle klorofil ne yapmazlar? Bulundurmazlar. Madde devrinde önemli görevleri vardır. Özellikle biraz önce bahsetmiş olduğumuz nitrit ve nitrat bakterileri arkadaşlar azot döngüsünde çok önemli görevler yapan kemosentetik olan bakterilerimizdir. Çünkü atmosferin azotunu arkadaşlar bitkilerin kullanabileceği azotlu tuzlara ne yapıyor bunlar? Dönüştürmüş oluyorlar. Gelelim heterotrof olan bakterilere. Yani bunlar dışarıdan hazır olarak beslenen bakterilerdir arkadaşlar. Bunlar organik, inorganik her türlü besinlerini dışarıdan hazır olarak alırlar. Besin ihtiyaçlarını karşılama biçimine göre ise bunlar ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Nelerdir bunlar? Parazit olanlar ve saprofit olanlar diye düşünebiliriz. Ama ondan önce şöyle bir sorumuz var. Onu çözelim. Yeni keşfedilmiş bir bakteri türünün ışık varlığına bağlı olmadan ortamdaki hidrojen sülfürü kullanıp yaşamını sürdürdüğü tespit edilmiştir arkadaşlar. Buna göre bu bakteri türü ilgili olarak hangilerinin doğru olduğu söylenebilir diye sorulmuş. Şimdi ışık varlığına bağlı olmadan kendisini eğer bu şekilde yaşatabiliyorsa arkadaşlar bu vatandaş kemosentez yapan kemoototrof bir bakteri olmalı. Fotosentez yaptığını iddia edemeyiz. Çünkü bakın ışık varlığına bağlı olmadan yaşamış. İsteğe bağlı anaerob yani oksijensiz solunum yapabildiği ile ilgili herhangi bir bulgumuz, bilgimiz var mı paragrafta? Yok arkadaşlar. Böyle bir bize bilgi verilmediği için cevabımız yalnız bir olarak bulunur. Evet, heterotrof bakterileri sınıflandıracaktık ama bir sorumuz daha var. Diyor ki özelliklere sahip olan bakterilerin metabolizması hakkında hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Karanlıkta besin sentezleyebiliyorsa bakın bu kemosentetik olan bir bakteridir arkadaşlar. Karbondioksit de ortamda yaşayabiliyorsa yine bakın kendine besin yapabildiği anlamına gelir karbondioksit ile. Ve ortamdaki inorganik maddeleri tüketiyor. Zaten tüketmeyen canlı yoktur. Organik, heterotrof, ototrof her türlü canlı inorganikleri üretemez. Dışarıdan hazır olarak almak zorundadır. Buna göre ototrof olduğunu kemosentez yaptığı için söyleyebiliriz. Solunum yapmayan zaten canlı yok arkadaşlar. Güneş enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştüremez. Yani fotosentez yapamaz arkadaşlar. Çünkü bakın bunlar karanlıkta besin sentezleyen kemosentetik olan canlılardır. Bir canlı hem kemosentez hem fotosentez yapma lüksüne sahip olamaz. Bunun için cevabımız 1 ve 2 olarak bulunur arkadaşlar.
Evet, bir sorumuz daha varmış. Kemon sentetik olan bir bakteri popülasyonunun gelişimini sınırlayıcı faktörlerden değildir diyor arkadaşlar. Ortamdaki inorganik maddelerin azalması, kemosentez yapan bakteri bunu kullanacağı için bakın sınırlar. Barınma yerinin daralması sınırlar. Atıkların ortamda artması sınırlar. Işık miktarının azalması. Arkadaşlar kemosentezde ışık kullanılmadığı için bunun azalmasının herhangi bir hükmü yoktur. Sınırlayıcı faktör olamaz. Ama suyun azalması arkadaşlar eğer H2O'yu kullanıyorsa bakın bu da yine sınırlayıcı olabilir. Bundan dolayı cevabımız denizli olarak bulundu. Evet, bir sorumuz daha var. Hangisi klorofili olmadığı halde ototrof bir canlıdır diye sorulmuş. Yani fotosentez yapmadığı halde ototrof olan canlı arkadaşlar olsa olsa kemosentetik olan bir bakteri olabilir arkadaşlar. Evet, şimdi heterotrof bakterilerimizden parazitlere başlayacak olursak bunlar besinlerini ışıdıkları canlılardan hazır olarak almak zorunda olan bakterilerdir. Bunların hastalık yapan türlerine arkadaşlar biz patojen bakteriler diyoruz. Tetanoz, verem, difteri, şarbon, solunum yolu enfeksiyonları, kolera, zatürre gibi hastalıkların hepsi arkadaşlar parazit bakterilerin etkisiyle oluşan arkadaşlar rahatsızlıklardır. Ve bunlarda kapsül vardır arkadaşlar. Kolay kolay ölmezler. Saprofit olan bakteriler ise arkadaşlar gelişmiş enzim sistemleri sayesinde ölü organizmalardaki ve organik artıklardaki arkadaşlar bakın organik bileşikleri parçalayacak, kendileri için gereken besin ve enerjiyi elde edecek olan canlılardır. Tabii bunu dışarıya enzim salgılayarak yapar arkadaşlar. Bu salgıladıkları enzimleri yalnız egzositozla salgılayamazlar. Çünkü bakteriler arkadaşlar ne endositoz ne egzositoz yapamazlar. Bunlar özel yöntemlerle dışarıya ne yapıyorlar? Enzimlerini salgılıyorlar. Toprağın bu sayede mineralde zenginleşmesine de katkı sağlıyorlar. Parçalamış oldukları bu besinlerin canlılarının arkadaşlar içlerindeki mineraller toprağa da bakın ne yapabiliyor? Bu şekilde yayılabiliyor. Bu bakteriler hücre dışına bol miktarda bunu sindirim enzimi salgılayarak arkadaşlar gerçekleştiriyorlar. Bir daha söylüyorum, salgılama olayını bunlar egzositozla yapmıyorlar. Özel yöntemlerle salgılıyorlar arkadaşlar. Bakteriler ne endositoz ne de egzositoz yapamazlar. Üçüncü kriterimiz gram boyasıyla boyanma özelliğine göre bakteriler arkadaşlar. Bunlar bakteriler hücre duvarlarının farklılığından dolayı gram boyama tekniğiyle farklı renklerde boyanıyorlar arkadaşlar. Bunlar bu şekilde ikiye ayrılırlar. Gram pozitifler ve gram negatifler olmak üzere. Gram denilen adamın boyasını içine alan bakteriler gram pozitif bakterilerdir. Almayan inatçı olan bakteriler ise arkadaşlar gram negatif bakterilerdir. Bilim adamları yaptıkları çalışmalar sonucunda gram negatif olan bakterilerin daha tehlikeli olduklarını tespitinde yapmışlardır arkadaşlar. Bunların pozitiflerin hücre duvarlarında çok miktarda, fazla miktarda peptidoglikan vardır arkadaşlar. Peptidoglikan neydi? Azotlu bir polisakkarittir arkadaşlar. İşte bu duvarlarında fazla olduğu için peptidoglikan arkadaşlar bunlar gram boyasını içine alabiliyor. Ve bu teknikle arkadaşlar mikroskop altında bunlar morarmış olarak mor renkte gözüküyorlar. Gram boyasını içine alan bakteri bakın mikroskopta bu şekilde arkadaşlar karşımıza mor renkte çıkıyor. Gram negatifler ise bakın inatçılar, gram boyasını içine almayanlar bunların duvarında arkadaşlar daha az peptidoglikan bulunduğu için gram boyasını içine almazlar ve bunlar arkadaşlar mikroskopta karşımıza bu şekilde pembe renkli olarak gözükürler. Bunların daha tehlikeli olduğunu bakteri olarak bir daha söylemiş olayım. Şekillerine göre bakterilere bakacak olursak arkadaşlar yuvarlak bakteriler var bakın koküsler. Bunlar yan yana dizilerek uzun zincirleri bakın şöyle oluşturabilecekleri gibi biz bunlara streptokokus diyoruz. Veya arkadaşlar bakın üzüm salkımı gibi şu şekilde bakın yan yana gelebilirler. Veya bir tane bakın tek başına kok olabilir. Veya iki tanesi bakın birleşerek arkadaşlar diplokok da ne yapabilir? Olabilir arkadaşlar. Çubuğa benzeyenler basilluslar bakın enleri boylarından fazla olan bakterilerdir. Spiral şekilli olanlar arkadaşlar kırımlı olanlar genelde cinsel yolla bulaşan hastalıkların müsebbibi olan bakterilerdir. Bel soğukluğu, frengi gibi arkadaşlar hastalıklar spirillum adını verdiğimiz bakterilerden insanlara geçmektedir. Virgüle benzeyenler ise arkadaşlar bakın şekli şöyle virgüle benziyor. Vibrio cholera arkadaşlar bu şekilde virgül şeklindeki bir bakteridir diyoruz arkadaşlar. Bu şekillerine göre sınıflandırılması çok fazla önem arz etmiyor sorular için arkadaşlar.
Evet, bakterilerde üreme olayına bakacak olursak arkadaşlar, bakteriler eşeysiz şekilde sadece ürüyorlar. Eşeyli üreme yok arkadaşlar. Sadece gen çeşitliliğini artıran bir olayımız var bakterilerde. Biz bu olaya da konjugasyon adını veriyoruz. Eşeysiz üreme arkadaşlar bakterilerin tümünde görülen bir bölünme tarzıdır. İkiye bölünme şeklinde arkadaşlar bakteriler amitoz adını verdiğimiz gizli mitoz tarzında bölünmeleri ne yapıyorlar? Gerçekleştiriyorlar arkadaşlar. Bu şekilde 20 dakikada bir arkadaşlar bakteriler bölünecek kıvama gelebiliyor. Normal süreleri ise 1 ila 3 saat arasında değişiyor. Eşeysiz üreme ile bakterilerde birey sayısı artışı sağlanıyor. Fakat arkadaşlar kalıtsal çeşitlilik olayı sağlanamıyor. Kalıtsal çeşitlilik için mutlaka bakterilerin ne yapması lazım? Konjugasyon adını verdiğimiz olayı gerçekleştirmesi gerekiyor arkadaşlar.